Toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olan cerrahi yönden önemli bir hastalıklar grubu da daha doğrusu fıtıklardır. Fıtık Arapça bir tabirdir. Yarık, yırtık anlamına gelmektedir. Latincesi herniyadır. Tomurcuklanma demektir. Ve gerek erkeklerde gerek bayanlarda oldukça sık rastladığımız bir hastalıktır. Fıtıklar erkeklerde kasık fıtıkları kadınlara göre 8 kat daha fazla bulunmaktadır. Toplumun bildiğinin aksine fıtık sonradan edinilen bir hastalık değildir. Fıtıkların %90'ı çocuk anasından doğarken fıtıklı olarak doğmaktadır. Tabii bunun sebebi embriyoloji ile ilgilidir. Çocuk ana karnındayken yumurtalar karın içerisindedir. Erkek çocukların yumurtaları karın içerisindedir. Doğuma 2 ay kala bu yumurtalar karın içerisinden hareket ederek torbalara iner. Bunların takip ettiği yol kapanır. Bazen bu yol kapanmaz. Yumurtaların takip ettiği yolu bağırsaklar da takip eder ve fıtık meydana gelir. Fıtıkların ancak %10'u ıkınmak, zorlamak, ağır bir şey kaldırmak, öksürmekle meydana gelen fıtıklardır. Erkeklerden fazla kasık fıtıklarını görüyoruz. Bayanlarda da göbek fıtıkları fazladır. Sebebi de doğumdur. Birinci doğumda karın içerisindeki basınç artar, ikinci doğumda biraz daha artar. Göbek zayıf bir noktada yırtılmaya başlar. Üçüncü ve dördüncü doğumda göbek fıtığı meydana gelmektedir. Ayrıca daha başka fıtık çeşitleri de vardır. Ameliyatlardan sonra iç dikişlerin açılmasına bağlı olarak insizyonel herni veya postoperatif herni dediğimiz fıtıklar oluşmaktadır. Bunun dışında tabii boyun fıtıkları, bel fıtıkları bizim konumuzun dışındadır. Onlar daha ziyade beyin cerrahlarının uğraştığı alanlardır. Biz karın ve kasıklardaki fıtıklarla uğraşıyoruz. Bu fıtıkların hepsinin tedavisi mümkündür. Ve operasyonları bunları tamir ediyoruz. Hastaları normal sağlıklarına kavuşturuyoruz. Fıtığı olanlar hiç çekinmeden basit cerrahi operasyonlarla sağlığına kavuşabilirler.